Kadınların sevgi gücü neden daha fazla olur? Canımın içi, Allah sizi işte böyle güzel ve naif çiçek gibi yaratıyor. Sen çok çok güzelsin. Allah güzelliğini kat kat artırsın. Baksana şu güzelliğine maşallah. Ve tutku kadınısın sen. Aşk ve sevgi kadınısın. Allah seni cennetinde sonsuza kadar aşk ve tutku içinde yaşatsın. Sevgini kat kat artırsın. Güzelliğini artırsın. Ve seni bana cennette dost etsin, arkadaş etsin. Canımın içi, bak ben açıkça bu işi anlatayım. Kadınlar metafizik yönden akıl almaz üstünler. Akıl almaz. Yani bildiğimiz gibi değil yani. Çok akıl almaz varlıklar. Sevginin, aşkın, tutkunun okyanusu değil, sonsuzluğa açılan okyanusu. Yani çok muazzam bir tutku madenidir kadınlar. Muazzam bir şeydir yani. Tarif edilecek gibi değil. Ama tabii o okyanusa açılmak için Allah'a aşık olmak lazım. Yoksa kadını sen putlaştırırsan o hemen taş kesilir. Taş put haline gelir. Ve hiçbir şekilde bağlantı kuramaz. Taşlaşır. Onun Allah'ın tecellisi olduğunu bilirsen Allah'ın sonsuz sevgisi o kadını tecelli etmeye başlar. Yani kadını putlaştırmamak lazım. Kadının üstünlüğü Allah'ın sonsuz sevgisine açılan kapı olmasıdır. Bak, sonsuz sevgiye açılan kapıdır kadın. O yüzden üstündür. Yani o kapıdan sen bir içeri girdiğinde bambaşka bir aleme girersin. Ama imanla bu olur, Kur'an'la olur. Yoksa böyle seviyorum, ediyorum, şu, bu falan işte sana şeker aldım, boncuk aldım, bundan olmaz. Mutlaka Allah aşkıyla sevilip Allah'ın tecellisi olduğu bilinmesi lazım. Benim güzel yüzüme ben doyamadım. Bir daha bakayım güzelliğine, bir daha dinleyeyim. Kadınların sevgi gücü neden daha fazla olur? Canım benim, çok güzel maşallah. Allah sana hiç kötü gün göstermesin, hep hayır içinde yaşasın. İnşallah. Kadın, Allah'ın sonsuz sevgisine açılan bir kapıdır. O yüzden, tek nedeni bu.